Merhaba arkadaşlar bugün hep beraber internete gireceğiz ee, Yani bildiğimiz her şeyi yapacağız internette Youtube, Facebook, Twitter, Google Her şey yapabiliyoruz bu mod sayesinde ee, İlk öncelikle modumuzun Ana eşyasını söyleyeyim size Ekran parçaları Yani ekran parçası şu elimdeki şey ee, Bunun yapılışı da bu şekilde arkadaşlar 3 tane üstte düz cam 3 tane alta düz cam Düz cam da bu arada bu şekilde yapılıyor Nor Normal camı koyuyorsunuz 16 tane veriyor Bu ee, Gül kırmızısı Gülü bu şekilde koyarsanız kırmızısını alırsınız ee, Kaktüs yeşili Kaktüsü herhangi bir şeyle ısıtırsanız Fırında kaktüsün yeşilini alırsınız Ve lapis lazuli zaten madenden çıkıyor ee, Elimizdeki eşyayı yaparsınız Şimdi elimizdeki eşyayı yaptıktan sonra 9'a 15 böyle hani Zaten bir yapışta 16 tane alıyorsunuz Hani yapmanız çok zor olmayacak Bundan 3-4 tane yapsanız şu şekilde 64 tane alırsınız Hani 9'a 15 bir şekilde yaptım ben burayı 9 yükseklik 16 15 16 genişlik yaptım. Böyle güzel bir ekranım oldu. Ee, siz de bunu yaptıktan sonra geliyorsunuz ekrana sağ tıklıyorsunuz. Biraz bekliyorsunuz ve hop böyle açılıyor yani. Beyaz bir ekran geldi mi? Açılmıyor demek. Açılmış demektir. Ee, sonra bu eşyayla işimiz bitti. Diğer eşyalarımıza bakalım hemen. Ee, bir tane klavyemiz var. Onun da yapılışı bu şekilde. Hani stone k lazım. Klavye tuşları. Ee, bir de redstone lazım ortasına. Stonekey de zaten bu şekilde yapılıyor, pressure plate ile yapılıyor 9 tane pressure plate de iki tane taşıyan yana koyarsanız bir tane böyle pressure plate alıyorsunuz. Yani bu şekilde bunun uzun bir yapılışı var ama klavye gerçekten çok güzel. Stonekey de yaptıktan sonra zaten 8 tanesini böyle diziyorsunuz, ortasına bir tane redstone koyuyorsunuz, hop oluyor bitiyor. Klavyemizi hemen şuraya yerleştirelim. Bu burada kalsın, Bununla işimiz sonra. Şimdi Shift ve sağ tıka mesela şöyle yapayım Shift ve sağ tık yapıyorum ekrana ee, Ne yazıyorum oraya Google.com yazıyorum mesela URL'e girme yeri geliyor bana çünkü Google.com'u yazdıktan sonra Bu böyle Google'a giriyor bildiğimiz Yazdığımız yere giriyor yani ee, Buna sürekli böyle gelip Shift sağ tık yapmaktansa Hani şöyle bir eşya koymuşlar Bunun da yapılışı bu şekilde remote kontrollerin 3 ee, tane buton Tahta buton tabii ki tahtayı koyarak el yapılıyor ee, Üstüne de bir tane Ender Pearl Üç tane butonu böyle Ender Pearl'de böyle koyduğumuzda bunu yapıyoruz. Ve bunu da klavyemizin yanına falan yerleştirebilirsiniz. Hani güzel bir ortam oluşması için. Ee, klavyeyi de bu arada şöyle hani nasıl koyalım? Hani dekorasyon olsun yani. Şöyle istediğiniz şeyin üstüne koyabilirsiniz klavyenizi. Tamam çok güzel oldu. Ee, şunları silelim. Tamam. Şimdi bu Remote Controller böyle hiçbir şey yaramıyor. Bir tane eşyamız var. Bu ana eşya zaten sarı renkle yazılmış bakın. Ee, bu olmadan hiçbir şey kullanamazsınız, klavyeyi de kullanamazsınız. Ee, buna en son geçeceğiz. Şimdi bunları yaptıktan sonra sakın, bak sakın diyorum, e, buradan bir tane parça bile kırmayın, yoksa bütün ekran gider. O haberiniz olsun, Hadi dikkat edin. Ee, bakalım başka ne var. Ha mindpad var, tamam. Şimdi bunu da bu şekilde kullanıyoruz. Bakın, geliyorsunuz, ekrana sağ tık yapıyorsunuz, hop, şeyinize, tabletinize, ekran geliyor böyle. Bunu da buradan kullanabiliyorsunuz. Bu da gereksiz bir şey ama işte göstermiş oldum. Ee, evet, şimdi evet. en son anlatıma gelebiliriz. Wireless Linker. Bu olmazsa bunların hiçbirini kullanamazsınız. Bunun, şunların ikisini de kullanamazsınız. Ee, bu bu şekilde. Şunu da hiç sallamayın. Yani kafanızda bu Computer Interface denen şey. Buna ellemeyin modu eğer indirirseniz. Bu e, Computer grafla kullanmak için yani bu ayrı bir şey. Onu boş verin. Ee, şu an bize bu Wireless Linker lazım. Şimdi bu nasıl yapılıyor? Bir tane redstone, bir tane stick, bir tane ender pearl ve yanına bir tane norm taş buton. Taş butonunda bir tane taşı koyarsanız böyle oluyor. Yapılışını tekrar gösteriyorum bu şekilde. Bir tane wireless linker. Tamamdır, şimdi ekrana gelip buna sağ tıklıyorum. Sonra gelip işte klavyeme sağ tıklıyorum. Klavyem artık ekranla linklendirildi, ilişkilendirildi yani. Sonra buna gelip ekrana tekrar sağ tıklıyorum. İşte ilişkilendirmek istediğim eşyama tekrar tıklıyorum. Buna ilişkilendirildim mesela. Altta zaten mesela link yazıyor bakın burada link it link link hep ilişkilendiriliyor yani. Ee, ilk önce ekrana sonra istediğimiz eşyaya dokunuyoruz ve arasında ilişkilendirme yapıyor. Her neyse anladınız işte. Ee, Google'a böyle gelip yazma yerine sağ tıklayın ve sonra gelip klavyenizin tadını çıkarın yani. Klavyenize sağ tıklayın. Ee, mesela klavyemize ne yazalım? YouTube yazalım. girelim YouTube'a. Çıkalım gelelim şuradan. Basalım YouTube'umuza Tamam. Ee, arama yerine gelelim tekrar. Buraya mesela ne yazalım? Bizim kanalımız yazalım. Batuhan Çelik. E, ee, bu arada ESC ile çıkıyorum klavyeden. Yani böyle yani yürürseniz klavyeden çıkamazsınız. ESC bakın sol üstte de yazıyor zaten. Escape to close diyor. ESC escape demek zaten. ESC'ye basıyoruz ve çıkıyoruz klavyeden. Öyle gidiyoruz. Yoksa klavyenin içinden çıkamazsınız. Ee, kanalımıza girelim. Steve turn left. Bakın bu Abi left ses de değil, geliyor. Right mı Steve turn right. Steve turn right. Steve turn right. Bakın böyle. Ha söyle şükür amına. İstediğinizi yapın. Durdurun. Buradan sesini kısın, yükseltin. Ses geliyor gö duydunuz herhalde daha demin benim sesimi. Zıpla koçum. Steve jump. Zıpla. Bakın böyle ileri de alabilirsiniz. Komutlar var. Bakın. <laughs> Bildiğimiz izliyoruz yani videoyu. böyle videomuzu izleyebiliyoruz. Ee, bildiğimiz YouTube'u falan kullanabiliyoruz böyle. Ee, şunu niye yaptım onu da göstereyim hemen. Hani sürekli gidip shift sağ tık yapmayalım diye buradan geliyoruz. URL e yerine mesela e Google yazıyoruz. OK diyoruz. Bu Google'a direkt gidiyor. Veya işte buradan gelip e ne diyelim? face facebook.com diyoruz ve hop gidiyoruz mesela böyle. Buradan hemen ne yazalım mesela? E Minecraft Evi.com Bakın siteye girdim. Bu şekilde siteyi de kullanabiliyorsunuz. Şuradan böyle indirelim bakalım sitede ne var ne yok. Bu şekilde hani kullanabiliyoruz da yani her siteye her şeye her bir şeye girebiliyoruz. Ve ben şunu yapmadan videoyu gerçekten bitirmem. Evet. Google. Şimdi klavye. Evet yazıyor. Brazers. <laughs> Şaka yapıyorum tabii ki şimdi açılır açılır Yani bunu bile yapabiliyorsunuz gerçekten. Onu bile izleyebiliyorsunuz. Ee, o sitelere de girebiliyorsunuz. Haberiniz olsun. Buradan bildiğiniz interneti kullanıyorsunuz. Ee, evet. Mod bu kadardı arkadaşlar. En sonda gösterdiğim şeyi dikkate almayın lütfen. Onu öylesine gösterdim. Yani onu bile yapabiliyorsunuz ama gerçekten ciddiyim. Onu bile yapabiliyorsunuz. Her neyse. Ee, bir videonun sonuna geldik. Bu videoyu gerçekten bayağı bir like istiyorum. Ee, Hoşçakalın. Bay bay.